İkinci sefer bu sayı 17'ye çıktı. Solun bütün renklerini içeriyor. Demin sizin haberinizde de geçtiğiniz gibi yeşili, komünisti, troçkisti, aklınıza gelebilecek solun her rengini içeren bir ittifaktı. Ve bu ittifak gayet başarılı bir şekilde yapılmıştı. Biz Türkiye'de bunu nasıl uygularız diye Profesör Prodi'nin önerilerini alırken hiç unutmuyorum, bize 2-3 tane çok önemli şey söyledi. Sizle onu burada paylaşayım öncelikle isterseniz. Sayın Prodi, ittifak için ittifaka dahil olan bütün tarafların iktidarı arzulaması gerektiğini söyledi. Bu çok önemli. İktidar arzusu yoksa ittifak kolay olmuyor. İkinci söylediği şey de seçimden 6 ay evvel her şeyin bitmesi gerektiğini söylemişti. Yani bir ittifak programı ve ittifakın bir başbakan adayının saptanmasının seçimlerden 6 ay evvel biterse ancak kamuoyuna bunun anlatabileceğini bize aktarmıştı. Bu iki hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'de bunu yapmak için, böyle bir ittifakın gerçekleşmesi için çok gayret sarf eden bir partiyiz. Ama seçimlere az bir süre kalmasına rağmen hala herhangi bir noktaya da gelemedi bu projemiz. Berlusconi bize halbuki 6 ay önce yapın bunu demişti seçimlerden. Bir de gene başbakan adayını seçme yöntemleri de benim çok hoşuma gitti. Dedik ki işte sormuştuk orada nasıl başbakan adayını saptadınız diye. Biliyorsunuz Prodi hiçbir partinin üyesi değil. Bütün bu partilerin dışında bu 17 tane partinin üyeleri, ki bunlar 4 milyon 600 bin kişi imiş. 4 milyon 600 bin kişi için sandık kurulmuş ve bu 4 milyon 600 bin kişi başbakan adayını oylamışlar. Fevkalade demokratik bir yöntem yani. Bir de bir şey daha yapmışlar. Her oy atan 1 euroda para vermiş. Bu da seçime gitmekte olan siyasi partiler için son derece önemli bir kaynak. Bu şekilde saptamışlardı. Bu yolla iktidara geldiler. Çok az bir oy farkı vardı. Toplam oyda, İtalya'nın toplam oyunda 20 bin oy farkla gelmişlerdi. Şimdi bugünkü gelişmede nasıl bir sonuç çıkar sorunuzun yanıtı? Bence bir facia yok ortada. Çünkü herhalde İtalyan Başbakanı tekrar Sayın Prodi'yi görevlendirecek gibi görünüyor. Daha da güçlü bir organizasyonla gelebilir diye düşünüyorum. Peki İtalya'da zeytin dalı projesi çökmüş gibi değerlendirilebilir mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bence hayır. Çünkü demokratik parlamenter sistemlerde bu gayet olağandır. Bir ittifak değil de herhangi bir tek parti hükümetinin de zaman zaman bir kısım milletvekilleri ayrı bir görüşe girebilirler. Bir önergeyi red oyuyla sonuçlandırabilirler. Bunun ülkemizde örneği yaşandı. 60'lı yılların sonunda, hafızam beni yanıltmıyorsa, 1969 yılında Adalet Partisi hükümeti, Sayın Demirel Başbakan iken Ferruh Bozbeyli arkadaşlarıyla birlikte bütçeye red oyu vermişti. Sonra da ayrılmışlardı ve Türkiye bir erken genel seçime gitmişti. Sonra da Sayın Bozbeyli Demokratik Parti'yi kurmuştu. Tersine bir örnek 70'lerde yaşandı. Merhum Ecevit,